Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Erciyes Üniversitesi'nde Fahri Doktora unvanı verildi. Bakan Akar şöyle konuştu. Ülkemizi biraz önce seyrettik, dinledik, öğrendik, bildiklerimiz tazeldi. Köklü eğitim gruplarından biri olan Erciyes Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne kadar bilim dünyamıza gerçekten önemli katkılarda bulunmuştur. Önemli katkılar sağlamıştır. Böyle köklü ve saygın bir üniversite tarafından şansıma Fahri Doktora tebrik edilmesi beni ayrıca gerçekten memnun etmiştir. Teveccühüm için bir kez daha insan ve duygularla şükranlarımı sunuyorum. Bu Fahri Doktora'yı da şansımdan öte silah ve mesai arkadaşlarım adına kabul ediyor. Sayın Rektör Hocamıza, Sayın Profesör Doktorumuza, o çalışan ve üniversite sanatçısına bir kez daha teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız orada, genel başkanımız, kara kuvvetleri komutanımız, hava kuvvetleri komutanımız. Konuşmamın hemen başında ifade etmeliyim ki, bir Kayseri olarak, yüzyıleşmemizin sanayide, ticarette, turizmde olduğu kadar eğitim alanda da büyük başarılara imza atmasından gerçekten gurur duyuyoruz. Aynı şekilde üniversitemizin de başarı sitasını her geçen gün daha yükseğe taşımasını büyük bir memnuniyetle ve gururla takip ediyoruz. Çünkü yapılan şeyler sadece Kayseri'de kalmıyor. Burada yaptıklarımız, çalışmalarımız, konuşmalarımız, eserlerimiz, ürünlerimiz Türkiye'de ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, çeşitli alanlarda sık sık gündeme geliyor. Bizim için de bu gerçekten büyük bir gurur vesilesi oldu. Yaptığı çalışmalarla bir mükemmel et merkezi olma yolunda emin adımlarla yürüyen üniversitemiz, adına aldığı Erciyes Kalı gibi akademik dünyanın zirve markalarında bir hale gelmiştir. Özellikle belirtmeliyim ki, COVID-19'a karşı geliştirilen ve fazla çalışmaları devam eden yerli aşı Tudovac'ın üretilmesi üniversitemizin gerçekten tarihi başarısıdır. Zira Tudovac bizler için bir aşı olmanın çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bu çalışma akademik camiamızın ve ülkemizin başarı karnesine eklenen gerçekten bir gurur sembolüdür, bir gurur meselesidir, bir gurur belgesidir. Aşının acil kullanım onayı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın müzakirleriyle tüm İstanbul'a sunulacak olması da hem üniversitemiz hem de ülkemiz için ayrıca bir övüş kaynağı olmuştur. Bu vesileyle Sayın Rektörümüz, Profesör Doktor Mustafa Çalış başta olmak üzere aşı üretmek için azim ve kararlılıkla çalışan Türkovak aşı geliştirme proje ekibi lideri Sayın Profesör Doktor Aykut Öz daireleri ve ekibini de en sağlıklı duygularıyla kutluyor, başarılı devamını diliyor. Yöneten ve etkin kullanan toplumların uluslararası alanda üstün sağladığı gelişmelere uyum sağlayamayan toplumların ise dışa bağımlılıktan kurtulamadığı da açık bir gerçektir. Çok şükür, ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hemen her alanda attığı adımlarla dışa bağımlılıktan kurtulma yolunda önemli bir mesafe kat etmiştir. Bu süreçte üniversitelerimiz aynı şekilde son 20 yılda güçlü altyapıları, modern tesisleri, nitelikli bilim insanlarıyla küresel başarılara ulaşmak için her türlü gayreti göstermektedir. Biz de bunları büyük bir memnuniyetle izlemekteyiz ve onların sonuçlarını, ürünlerini de çok etkin bir şekilde kullanmaktayız. Türkiye'nin sayılı araştırma üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi'ne de bu niteliklere hariç bir üniversite olarak ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmektedir. Tabii burada üniversitemizin sahip olduğu büyük bir avantajı da söylemeden geçebilir. Malumunuz Kayseri. Okuyan ve okuyamayan diye. Okuyanlar var, okuyamayanlar var Kayseri. Bunlarla birlikte atılımcı tutumunu tuttuğunu koparan, çalışkan, asilli ve zeki insanlara bilinir. Üniversitemizde Kayseri'nin, hemşehrilerinin bu özelliklerini çalışmalarına yansıtmakta şehrimizin ruhundan aldığı dinamizm ve enerjisiyle bilim dünyamıza önemli katkılarda bulunmakta ülkemize büyük hizmetler vermektedir. Değerli arkadaşlar, üniversite ve sanayi işbirliğinin en güzel örneklerini oluşturan kentimiz, başta savunma ve havacılık sanayi olmak üzere pek çok alanda öncü konumunu muhafaza etmektedir. Bu çerçevede Kayseri
1926'da kurulan ve döneminin en iyi havacılık fabrikalarından biri olan Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi ile başladığı savunma sanayi yolculuğuna bugün 2. Hava İkmal Bakım Fabrikası tarafından devam etmektedir. Savunma sanayimizin özellikle tasarım konusunda yeni bir döneme geçmesini sağlayan ve ulaştırma uçaklarında sahip olduğumuz bakım yeteneğini daha ileri seviyelere taşıyacak A400N projesi de yine bu fabrikamızda başarılı hayata geçirmektedir. Bu konuda Öğretmen Sayın Bekir Hocamızın ifade ettiği gibi üniversitemizin buradaki sahip olduğu potansiyel bizim için büyük bir avantaj, büyük bir imtiyaz. Arkadaşlarımız da bu potansiyelde azam özde yararlandılar, bu nasıl yer alanı daha çok. Yeri gelmişken bu Komtaş ile ilgili hazırlanan yine hocamızın bahsettiği Kayseri Uçak Fabrikası adı eser içinde başta Sayın Hocamız olmak üzere, Bekir Hocamız olmak üzere kitaba editörlüğünü yapan Doktor Öğretim Üyesi Neslihan Altuncuoğlu Hanımefendi'ye de ve tüm emeği geçen arkadaşlarıma da burada teşekkür ediyorum. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel ihtiyacı olan yeni nesil enerji depolama sistemlerini üreten Aspistan'ın da Kayseri'de faaliyet göstermesi şehrimize önemli bir katma değer sağlamaktadır. Üniversitemizde Erciyes Teknopark'ta yer alan kamu ve özel sektör firmalarıyla yürüttüğü ortak projelerle Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan modern laboratuvarları ve ARGE çalışmalarıyla savunma ve havacılık sanayinde gücüne güç katmaktadır. Nitekim üniversitemizin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yetkili Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine sahip tek üniversite olması da tarihten aldığı mirası zamanın ruhuna uygun bir şekilde geleceğe taşıyacağını göstermektedir. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Biz asker bir millet olarak biliriz. Bu tarihi bir sosyolojik vakadır. Ancak askeri meziyetlere sahip olmak varlığımızın devam açısından yeterli değildir. Varlığımızı devam ettirebilmenin yegane yolunun bilgi üreten bir millet olmaktan geçtiği asla hatıradan çıkarmamalı, asla unutulmamalıdır. Atalarımız bunu kalem kılıçtan keskindir diyerek öldü şekilde ifade etmişlerdir. Gerçekten de kılıcın keskin kalması kalemin hakkıyla işlemesine bağlıdır. Sizler burada kalem erbabı olarak bilimsel çalışmalarınızda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesi verirken Türk Silahlı Kuvvetleri de sizlerden ve çalışmalarınızdan aldığı ilhamla ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı asil milletimizin güvenliği için gece gündüz mücadele etmektedir.